Arkadaşlar merhaba. Reel analiz dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde artık ölçüm kavramını tanımlayacağız. Şimdi ölçüm kavramı matematiğin birçok dalında kullanılıyor arkadaşlar. Mesela örnek olasılık ve istatistik kuramı gibi, fizik ve fonksiyonel analiz gibi birçok matematiğin dalında kullanılmakta. Tabii yani zaten ölçüm kuramı deyince akla ilk Lebesgue gelir arkadaşlar. Çünkü ölçüm ve integral kuramı 20. yüzyılın hemen başlarında Henry Lebesgue tarafından kuruluyor ve geliştiriliyor ve hızla da yayılıp matematiğin diğer dallarında uygulama alanları kendini buluyor arkadaşlar. Bu durumda hani çünkü bundan dolayı da aslında ölçüm kuramı dediğimizde aklımıza hemen Lebesgue integrali gelmesi çok normal. Lebesgue kuramı diye geçmesi, hatta ölçüm kuramının Lebesgue kuramı diye geçmesi çok olağan yani. Çünkü Henry Lebesgue tarafından kurulup geliştiriliyor arkadaşlar. Şimdi bu konuya şöyle, biz farklı yöntemlerle ölçüm kuramının tanımlanabileceğini söylemiştik ama biz burada bir dikdörtgenin alanından yararlanarak ölçüm kuramını tanımlayacağız. Ama tabii öncelikle bunun bir altyapısını oluşturmamız gerekiyor. Şöyle arkadaşlar, burada bazı hatırlayacağımız kavramlarımız olacak. Şöyle ki başlayalım. Şimdi arkadaşlar burada A, B, C, D elemanı reel sayı olmak üzere. Şimdi biz XY düzleminde yani R2'de, yani R ile R'nin kartezyen çarpımında, dikey çarpımında bildiğimiz aslında düzlem arkadaşlar. Bu iki boyutlu düzlem. Düzleminde işte A küçük eşit X küçük eşit B, sonra A küçük X küçük B küçük eşit B olabilir veya A küçük eşit X küçük B olabilir veya her ikisi de arkadaşlar sınır noktaları dahil, yani aralıklar, X'in bulunduğu aralıklar, kapalı aralık, sağ yarı açık aralık ya da sol yarı açık, sol yarı açık aralık ya da işte sağ yarı açık aralık ya da direkt açık aralık şeklinde olabilir veya bu eşitsizliklerinden biriyle, yani sonuçta XY düzlemindeyiz. Reel sayılarda olsaydık bir aralık kavramını bu şekilde tanımlayabilirdik. XY düzleminde birinci bileşen, yani reel eksen ya da reel eksen demiyoruz pardon burada, absis ya da x ekseni bu aralıklardan bir şartını sağlıyorsa y ekseni de ile y ekseni içinde arkadaşlar şöyle şartlar sağlayabiliriz. Mesela c küçük eşit y küçük eşit d, yine c küçük y küçük eşit d veya c küçük eşit y küçük d veya her ikisinde sınırlar eşitsizliklerinden biri arkadaşlar nedir? Sağlanır. Biri sağlanır. Bunlar arkadaşlar şöyle diyeceğiz. Bu sonuçta birisinin saptadığı kümelerin birleşimi, yani bunlardan birisiyle sağladığı kümeye G ile gösterelim. Biri sağlanır. Bu kümeler yani aslında bu neye karşılık geliyor arkadaşlar? Bildiğimiz değil mi? Bildiğimiz orada dikdörtgene karşılık gelmiyor mu? Değil mi? A'nın X için belli bir aralık var. Y için belli bir aralık var. Bu da bir dikdörtgene karşılık geliyor aslında. Bu kümeler sistemini G ile gösterelim. Bu kümeler sistemini G ile gösterelim. Bu kümelerin öğelerine, elemanlarına dediğimiz gibi dikdörtgen denir. Dikdörtgen denir. Dikey çarpımda, dikey düzlemde veya kartezyen düzlemde bu kümelerin kümeler sistemine G ile gösteriyoruz. Bu G'nin elemanlarında arkadaşlar boş kümeden farklı tabii ki ve nedir? Dikdörtgen diyoruz. Burada tabii artık şu ile tanımlanan dikdörtgene kapalı dikdörtgen diyoruz.
İşte mesela bunlardan şunlar veya şunlar ile tanımlı, şunlardan birisiyle tanımlı fark etmiyor. Burada buna da yarı kapalı dikdörtgen denir. Yani şu ikisi yazalım mı bunları bilmiyorum. İle eşitsizlikleriyle belirlenen eşitsizlikleri ile belirlenen kümeye kapalı dikdörtgen kapalı dikdörtgen kapalı dikdörtgen. Burada da arkadaşlar en genel olarak söyleyelim. Mesela A küçük x küçük eşit b veya işte A küçük eşit x küçük b ile aynı şekilde C küçük y küçük eşit d veya C küçük eşit y küçük d ile belirlenen kümeye yarı kapalı dikdörtgen veya yarı açıkta diyoruz aslında da yarı kapalı dikdörtgen o da olabilir yarı kapalı dikdörtgen. Yani siz kapalı taraftan bakarsanız yarı kapalı dikdörtgen ya da yarı kapalı aralık aslında onu kullanmıyoruz değil mi? Yarı açık aralık diye kullanıyoruz biz. Yarı kapalı dikdörtgen denir. Ama burada da kesin olarak artık ile C küçük Y küçük D belirlenen dikdörtgene açık dikdörtgen. Dikdörtgene açık dikdörtgen. Yani aslında burada tabii ki bakın arkadaşlar bunlar yeni kavramlar değil. Bunlar sadece bir bakış açısı kazandırır bize. Aralık kavramı. Kapalı aralık, yarı açık aralık diyorduk biz orada ama yarı kapalı dikdörtgen demeyi tercih etmiş kitabımız. Biz ona sadık kalalım. Çünkü belli bir sistematik halde devam edeceğiz. Kitaba bağlı kalarak devam edeceğiz. Yoksa iş çığırından çıkıyor arkadaşlar. Ya da anlatmadığımız aklımızda olmayan yerler kalıyor. O yüzden bu şekilde ifade etmiş. Yani tamamen de açık aralıklardan oluşan dikdörtgene de açık dikdörtgen diyoruz. Denir. Denir arkadaşlar. Yarı açık ya da yarı kapalı dediğimiz gibi yani yarı açık biz orada yarı açık aralık diyorduk. Yarı kapalı dikdörtgen. Yani fark etmiyor. Yarı açık dikdörtgen de desek, yarı kapalı dikdörtgen de desek. Yani bakış açısı kapalı taraftan bakarsak yarı kapalı oluyor. Açık taraftan bakarsanız yarı açık diyebiliriz. Burada da onun oluştuğu dikdörtgen. Dikdörtgen yarı açık yarı kapalı dikdörtgen denebilir arkadaşlar. Fark yok. Aynı şey. Şimdi burada arkadaşlar A eşittir B ve C küçüktür D ise dikdörtgenin bir doğru parçası olur. Yani buradaki nokta eşitse artık bir orada aralık belirtmiyor biliyorsunuz. C küçüktür D ise dikdörtgenin bir doğru parçası. Veya aynı şekilde A eşittir B ve C eşittir D ise onun dikdörtgenin bir nokta olur. Mesela şöyle söyleyelim. A eşit B ve C küçük D ise dikdörtgen özel manada dikdörtgen bir doğru parçası oluyor. Bir doğru parçası olur. Ve A eşittir B ve C eşittir D ise dikdörtgen bir nokta olur arkadaşlar. Nokta olur. Doğru parçası bir nokta dikdörtgen, dikdörtgen anlamında boş küme olarak yorumlamak doğaldır. Yani bunu sonuçta bir dikdörtgen belirtmiyor ama bu en genel manada o kümenin biz elemanına dikdörtgen dediğimiz için bu şekilde bir tabir kullanıyoruz bakın. Yani orada biz hani G kümesi eşitsizlikler tanımladık. 4 tane X için 4 tane Y için 4 tane. Bunların bu kümenin elemanları da dikdörtgen dedik. Ama burada şimdi mesela dikdörtgen şartı sağlamıyoruz. Ha, nedir orada? Doğru parçasına ve aynı şekilde şey de olabilirdi. Mesela C eşittir D, A küçüktür B ise o da bir doğru parçası ifade eder. Aynı şekilde fark etmiyor. Burada arkadaşlar buna doğru parçası nokta dikdörtgen, dikdörtgen anlamında o dikdörtgen oluşturmadığı için boş küme olarak yorumlamak doğrudur arkadaşlar. Yani bu sıkıntı yok. Doğaldır yani burada. Dikdörtgen olarak almayacağız. Boş küme olarak alabiliriz. Şimdi arkadaşlar son olarak ölçümü tanımlamadan önce şöyle diyeceğiz bakın. Geometride nokta ve doğru parçasının alanı sıfırdır.
Yani biz bir noktanın alanından bahsedemeyiz. Yine bir doğru parçasının alanından bahsedemeyiz. Hiçbir zaman geometride böyle bir şey karşılaşmadık. Yani bu sıfır zaten. Sıfır olarak kabul edilir. Bu ise bundan yararlanarak ne yapacağız şimdi biz? İşte burada yavaş yavaş artık ölçüm kavramını, kümeler için ölçüm kavramını tanımlıyoruz. Bundan yararlanarak demiştik zaten dikdörtgen alanı yararlanarak tanımlayacağız demiştik. Nokta ve doğru parçasının alanı sıfırdır. Bu nedenle boş kümenin alanı sıfırdır. Boş kümenin alanı sıfırdır arkadaşlar. Boş olmayan, mesela boş kümenin alanı sıfırdır. Boş olmayan, kapalı, açık veya yarı açık, yarı kapalı olan dikdörtgenin alanı şu şekilde. Bunu çizerek gösterebiliriz. Şöyle ki bakın arkadaşlar. Şimdi mesela A noktası fark etmez burada dediğimiz gibi. Biz kapalı alalım. İçi boş olsun, içi dolu olsun. A, B bu olsun arkadaşlar. Şimdi CD de şu olsun. CD de şu. Bakın dikkat ederseniz burada oluşan dikdörtgen şöyle olacaktır. Bakın dikkat çektik. Çektik. Tabi bu çok milimetrik çizemedik. Çektik arkadaşlar böyle. Dikdörtgenimiz bu olacaktır. Eğer sınır noktalar dahil olmazsa buralar dahil olmayacak. Yani şimdi şuraları boş yapacağız. İşte şuraları kesik kesik yapacağız. Ya da şuralar ya da fark etmez artık. Neresi açıksa. Bu dikdörtgenin alanı nedir arkadaşlar? Şimdi biliyoruz ki biz. Bir dikdörtgenin alanı dik olan iki kenarının direkt çarpımıdır. Doğru mu? Dolayısıyla burada bu kenar uzunluğunu bulabilmek için B-A ve D-C kullanılır. O yüzden şöyle diyeceğiz. Boş olmayan derken ne kastediyoruz? Nokta ve doğru parçasını kastediyoruz dikdörtgen kümesinde. Bunları boş küme olarak kabul etmiştik. Bunları dikdörtgen olarak kabul etmemiştik. Boş olmayan, kapalı, yarı açık ya da diğer adıyla yarı kapalı da demiştik değil mi? Veya yarı kapalı. Bakın aynı şey. Fark etmiyor, ikisi birbirinin yerine kullanılabilir. Yarı açık veya yarı kapalı. Veya açık. Arkadaşlar fark etmez. Veya açık dikdörtgenin alanı. Yanda da gösterdiğimiz gibi nedir arkadaşlar? B-A çarpı D-C olur. B-A çarpı D-C olur arkadaşlar. Bu durumda her P elemanı G. Burada G dediğimiz o dikdörtgenler kümesi, dikdörtgenlerden elemanlar dikdörtgenler olan kümeyi tanımlamış. Kümeler sistemini G olarak göstermiştik. Buradan aldığımız her P elemanı G dikdörtgenin alanına karşılık bir MP, bunu şöyle yapacağım, küçük MP elemanı reel sayısı karşılık getirilebilir. Artık küme fonksiyonunu tanımlayacağız. Şöyle bakın. Hemen tanıma geçelim. Yani dikdörtgenin alanından yararlanarak ölçüm kuramını kuracağımızı söylemiştik. Bunu kastediyorduk arkadaşlar. Yapacağımız şey buydu aslında. Şimdi burada tanımımızı söyleyelim. Tanım şöyle. MP ölçümü negatif olmayan, negatif değilse nedir? Pozitif veya sıfır, değil mi? Negatif olmayan bir gerçel sayıdır. Yani ne demek istiyoruz? Bu MP sayısı, eleman reel sayısı büyük eşit sıfırdır yani. Ya sıfırdır ki o nedir? Boş kümenin ölçümü büyüktür sıfırdır. O zaman da işte bir dikdörtgenin alanı. İşte D-C çarpı B-A veya B-A çarpı D-C fark etmez. Diğer bir tanımımız ölçüm toplamsaldır arkadaşlar. Buradaki ölçüm toplamsaldır. Yani ne demek istiyoruz? I eşit değildir G için PI kümesi ile PG kümesi ara kesitini boş küme olmak üzere
olmak üzere. Bu P olarak tanımladığımız dikdörtgen şöyle yapabiliriz. Bu bir dikdörtgeni biz K1'den N'e kadar PK dikdörtgenlerinin bir birleşim olarak tanımlarsak bu durumda arkadaşlar bu P dikdörtgeninin ölçümü bu tek tek dikdörtgenlerinin ölçümlerinin toplamıdır arkadaşlar. Bunu aslında mantıklı mı? Mantıklı. Yani bir büyük dikdörtgenin alanı o dikdörtgeni oluşturan küçük dikdörtgenlerin alanlarının bir toplamıdır. Ama burada tabii ki iki farklı dikdörtgenin alanını kesişim boş kümeden kabul ediyoruz. O şekilde olur. Evet. O zaman direkt alan toplamı olmuyor değil mi? Çünkü bir alanı iki defa saymış oluyor. Mecburen kesişimi çıkarmak zorunda kalıyoruz. Arkadaşlar burada söyledik tekrardan. Şimdi ölçümü negatif olmayan bir reel sayıdır. En kötü ihtimal pozitiftir. O da en kötü ihtimal sıfırdır. O da zaten boş kümenin ölçümü arkadaşlar. O da neydi yani? Biz çünkü geometride biliyoruz ki nokta ve doğru parçası bir dikdörtgen belirtmez. Bu da zaten alanı yoktur. Biz de bu ölçümü dikdörtgenin alanı olarak kabul ettiğimiz için bunu boş küme diyoruz. O halde boş kümenin alanı da sıfır, ölçümü de sıfırdır arkadaşlar. Yani bu direkt buradan çıkıyor zaten. En kötü ihtimal sıfırdır veya pozitif bir reel sayıdır. Yani bunu zaten söyledik. Yani bu toplamsal olduğu bariz belli. Neden? Çünkü ayrık dikdörtgenin alanlarının toplamı o büyük dikdörtgeni verecektir. Bu dikdörtgenlerin eşit olan, yani toplamına eşit olan, yani birleşimine eşit olan dikdörtgenin alanına eşit olacaktır. Yani bu zaten bariz belli. Mesela iki tane dikdörtgen, şöyle söyleyelim. Bir tane büyük dikdörtgenimiz var. Büyük dikdörtgen iki tane dikdörtgenin birleşiminden oluşmuş. Dolayısıyla bunun alanı bu ikisinin toplamının alanına eşit olacaktır yani. Evet, bu şekilde. Tabi bundan sonraki derslerimizde artık şunu yapacağız arkadaşlar. Bu alanı genelleştirerek yani dikdörtgen yukarıda yaptığımız dikdörtgen için yaptığımız tanımı işte 1 ve 2 koşullarını hani negatif olmama yani pozitif tanımlılık ve toplamsal olma şartlarını koruyarak daha geniş kümelere genişleteceğiz. Yani biz burada ölçüm kuramının temelini attık. Bu temeli nereden yararlanarak attık? Dikdörtgenin alanlarından yani oradaki dikdörtgenler elemanları dikdörtgenler oluşan G kümesindeki elemanları kullanarak ölçüm kuramının temelini attık. İşte ölçümün negatif olmadığını, büyük eşit sıfır olduğunu ve toplamsal olduğunu ifade ettik. Bu bir hatta şunları 1 ve 2 de diyebiliriz yani. Bunları 1 bu 1 ve 2 şartlarını sağlayan 1 ve 2 şartlarını koruyarak bu sadece dikdörtgenler için yaptığımız tanımı daha da genelleştireceğiz. Daha da başka kümelere taşıyacağız arkadaşlar sonraki derslerimizde. Onu zaten belki şu an ifade edemiyoruz çünkü teorik bir ders bu. Ama onu zaten ileride bir sonraki dersimizde göreceksiniz nasıl ifade edeceğimizi. Yani burada belki bir önceki derste anlatamadık hani dikdörtgenin alanını nasıl kullanacağız ki diyebiliriz ama burada da onu ifade ettik yani ifade ettiğimizi düşünüyorum. Yani burada dikdörtgen kenarlarını tabi burada kolaylık olsun diye biz hep ne yapıyoruz? X eksenine paralel olarak alıyoruz. Yani böyle bu şekilde aldık hep. Bir önceki tanımladığımız şekliyle aldık yani böyle burada. X eksenlerini X ve Y eksenlerine paralel olarak kabul edeceğiz. Herhangi bir problem yok arkadaşlar. Paralel olmasında herhangi bir problem yok. Peki neden problem yok? Yani her dikdörtgen eksenleri paralel olmak zorunda mı? Hayır, paralel olmak zorunda değil. Yani eksenine paralel olmayan bir dikdörtgen olabilir ama bunu ne yapabiliriz biz? Uygun analitik geometrideki birinci sınıfa selam olsun. Analitik geometrideki koordinat dönüşümleri yardımıyla işte döndürme, öteleme hareketleri sayesinde ne yapabiliriz arkadaşlar? Eksenleri paralel hale getirebiliriz. Yani o dikdörtgenin alanını koruyarak döndürme işlemi sayesinde. Çünkü döndürme işleminde biliyorsunuz alanlar değişmez kalıyordu analitik geometride. Ondan yararlanarak biz ne yapabiliriz? Yine eksenle paralel yapabiliriz. O yüzden hep eksenle paralel almakta bir sıkıntı yok arkadaşlar. Evet, şimdi bir sonraki dersimizde bu kavramı genelleştireceğiz. Şimdilik bu kadar diyelim. Yani aslında yavaş yavaş artık ölçüme girdik. Bundan sonra da daha ağır işler yapmaya çalışacağız arkadaşlar. İnşallah altından kalkarız. Dediğimiz gibi altından kalkamayacağımızı yani size anlatıp anlatamamamıza bağlı. Yani bilmek yetmiyor. İfade edebilmek önemli. İfade edemediğimiz müddetçe hiçbir anlamı yok. Yani bu yüz yüze derste de böyle, online derste de böyle, birebir derste de böyle. Ne olursa olsun hep böyle arkadaşlar. Veya illaki ders olması da gerekmiyor. Yani her durumda böyle yani bilginizi veya işte duygularınızı karşı tarafa aktarabilmeniz gerekiyor ki
hani başarılı olduğunuz ortaya çıksın. Evet arkadaşlar, bu dersimiz bu kadar. Sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.